Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigorus, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ice Gauntlet'in perklerinden bahsedeceğim. En iyi perkler hangisi? 1v1 savaşta işte armor'da hangi ice perk olması lazım? Onlardan bahsedeceğim kısaca. Perklere girmeden önce yine Arcana'da kristaline curse diye bir şey var. Bu çok güzel bir silah. Sizi bayağı bir götürebilir. Arcana'dan bunu bastırın eğer Ice'a geçiyorsanız. Bunu bir arkadaşınıza bastırabilirsiniz. Direkt Legendary atıyor. Ve gidip 15-20k şu perkli itemi arayayım diye silah aramayın. Bu 3 perkü de çok güzel. Savaşta, VS'de hepsinde karma bir perk. Ama tabi bunları detayına inersek perklerin farklı süreçlerimiz var. Genel olarak Ice'da kullanacağımız perkler Keen Enchantment, Keenly Empower kullanıyoruz. Her zaman fix zaten, bu şaşmıyor. Genelde böyle oluyor. Plague Critics yine kullanabiliriz. İşimize yarıyor. Çünkü bu Plague Critics adama alan attığınızda adama heal atılırken onun heal almasını engelleyen bir skill, perk. Refreshing Move yine kullanıyoruz. Vicious. Şöyle, Vicious'u eklememe sebebi, Vicious olmazsa olmaz değil. Yani Vicious'u en kötü perk olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Vicious'u eklememe sebebi genel bütün kullanacağınız perklerde çoğu silah, bu Ice Gauntlet silahında Vicious var. Yani bu olduğu zaman kötü bir perk değil ama şu 5 tanesi yerine geçmez benim için. Son olarak takı içinde bir perk ileteyim size. Keen Awareness. Şimdi burada biz Ice oynadığımız zaman can çalmamız bizim için önemli değil. O yüzden Keen Awareness, kritik çok önemli Ice'da. Biliyorsunuz o skill'lerin hepsinde bir kritik patlaması var. Ice Spike için kullanıyorlar şu anda. Genel perkler bu şekilde. Yani bu perklerin olduğu bir Ice çöp değildir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, güzel bir Ice'tır. Şimdi geçelim 1v1 build'ine. Şimdi Ice'da 1v1 build'inde Keen, Enchanted ve Keenly Empowered kullanıyoruz. Keen'den %12 kritiğini aldın. Zaten light ve heavy ataklar. Enchanted çok önemli. Çünkü sen Ice'la heavy atak vurduğunda o Ice'ın altındaysa, bir shower açtıysan, bir altına bir storm açtıysan, Ice altında çok fazla damage vuruyor. Buna 9.8 damage de arttırıyor. Üçüncü perk olarak yine Keenly Empowered. Bu da kritikli Ice Spike'ınızın gücünü, düz ataklarınızı arttırıyor kritikli. Tek etek de bu perklerimiz işe yarıyor. Ama savaşta işler Ice'da çok değişiyor. Savaşta neden işler değişiyor? Çünkü ben Enchanted'ı savaşta, şimdi yoruma yazabilirsiniz, ben Enchanted savaşta kesin olacak falan. Enchanted güzel bir perk biliyoruz ama light ve heavy atakları kullanıyoruz Enchanted'da. Ama bu adama vurmak için mi kullanalım? Daha fazla damage için mi? Zaten 50 tane adam var. Onu adama damage atmak için light heavy kullanmanın manası yok. Bence Refreshing Move gelsin. Çünkü light heavy atakların senin cooldown'unu düşürüyor. Yani 100-200 fazla vuracağına sen cooldown'unu düşürüp Ice Storm'u açıp Plague Critics'i oraya koyup adamlara daha fazla vurabilirsin. Mesela bayrak altına geldiler, defans yapıyorsunuz. Sen adamla enchant'a düz vursan ne olacak? Senin düz vuruşlarını Refreshing Move'la cooldown'ına çevirip diğer skill'lerini kullanman önemli savaşta. Mobility'nin önemli. Savaşta da Keen yine olmazsa olmaz. Çünkü kritikle vurmanız gerekiyor. Refreshing Move koyuyoruz. Her vurduğunuz, artık bütün skill'ler bittiğinde o skill'leri doldurmak için refreshing'lerle işte cooldown'u çabuk götürüyor. Cooldown'u şey yapıyor. Sağlıyor. Plague Critics de yine olmazsa olmaz. Çünkü bir sürü healer var. Bayrağın ortasına geçtiler. Sen Ice Shower'ını attın. Ama Plague Critics'in yok. Ice Shower canını indirmez o adamlar. Çünkü adamlar sürekli heal alıyor. 8k, 10k. Ama bunu koyduğun zaman adamlar 5k heal alıp ölüyorlar. Öyle düşünün. Savaşta da bu perkleri tercih edebilirsiniz. Bunun yerine yine Enchanted koyabilirsiniz. Ben karışmam. Ama bence bu daha mantıklı geliyor. Siz bilirsiniz. Evet, son olarak da en önemli husus, armor perklerimizde ne olması lazım? Ya armorda ya da silahta olabilir ama dediğim gibi silahlara 3 perkü getirmeyi hayal edin her zaman. 3 perk olmazsa yine de kullanılır silah ama 3 perkü getirdiğinizde, o silah yerine armora getirdiğinizde daha iyi olur. Çünkü armorda Resilient koyuyoruz, Iced Refresh, Undying Tau, Iced Refresh, Resilient koyuyoruz. Şimdi burada armor perklerinde Ice Shower'ı anlatacağım.
Ice Refresh çok önemli bir şey. Yani ice cooldownlarınızı düşürüyor. Ice Spike ile vurduğunuzda. Güzel bir perk. Ya, en çok kullanılan bu. Ice Refresh kullanılıyor. Herkes de kullanıyor. Biliyorsunuz metada şu anda Spike ile bir koyuyorsun. Adamı tek atıyorsun. Tek atma buydu yani. Undying Trav'da Frost Effect vurduğunda, mesela ben bir alan açtım, Storm açtım, adam içinden çıktı ama 2 saniye boyunca bu damage'i yemeye devam ediyor. Bu da çok önemli bir perk. Armorlarınızda bu perkler, skill perkleri olsun. Resilient'te bunlar olsun abi kısacası. Ash Shower'ı da 3. bir şey olarak ekledim. Bunu koymak zorunda değilsiniz ama kullananlar var. O yüzden ekledim. Bu ne işe yarıyor? Mesela Ice Shower'a attınız, adamı stunladınız, onun kafasında Frostbite çıkıyor ve buna damage atmaya devam ediyor. Bu Ice Shower kullananlar için güzel bir şey. Bu perk'ü de kullanabilirsiniz. Ice ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki ben Spike oynamıyorum, işte Ice Spike oynamıyorum diyorsanız, Ice Refresh yerine başka bir perk getirebilirsiniz. Tomb oynuyorsanız Tomb'un perk'ünü getirebilirsiniz. O size kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.